Belma Hanım merhabalar. Merhaba. Ender Bey merhabalar. Merhabalar Senan nasılsınız, Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Müsaadenizle röportajımıza Belma Hanım'la başlayacağım. Sizleri tanımak istiyorum kısaca, sektörle tanışmanız. 18 yıllık tabii cihaz üretimi ve belgelendirmesi konusunda bir tecrübem var. Şu an ACTV'nin kalite müdürü olarak görev alıyorum. Evet, bilgi birikim tecrübeleri buraya getirdiniz sanırım, evet. Diyebiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere. Önder Bey'i tanıyacağım. Merhabalar. Sizleri tanıyalım, merhaba. Ben de ACTV bünyesinde laboratuvar müdürü olarak 3 yıldır görev yapmaktayım. Genelde test metotları ilgili süreçlere devam ettiriyorum. Sürsürü omuz omuza verilmiş mücadele var aslında. Evet. Bunu aynen. Söyleyebiliriz. Aynen. Hemen öyle. Tanıyalım firmamızı. Kuruluş tarihi nedir? Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız bize? ACTV Biyoteknoloji firması 2015 yılında kurulmuş ama Türk akreditasyonu sahipliğini 2017 yılında almıştır. 2017 yılından bu yana in vitro analiz testleri, mikrobiyolojik analiz testleri ve MDR kapsamında performans, kimyasal karakterizasyon ve biyomekanik testleri gerçekleştirmektedir. Süreçlerimizde testleri arttırmaya devam ediyoruz. Başarının sırrı ne? Ciddi bir istikrar var. Kolay değil. Neye borçluyuz bunu? Deneyimli kadromuzla, konusunda yetkin ve eğitimli kadromuzla en iyi laboratuvarlardan biri olmak. Ekip çok önemli yani, evet. Aslında hep alanlarında uzman arkadaşların olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir de sevmek de gerekiyor sanırım. Sevmeden de yapılmaz. Aynen öyle. Evet, başarının en büyük anahtarlarından biri de bu aslında. Doğru söylüyorsunuz. Fuar nasıl geçiyor? Biz özledik fuarları. Dün çok yoğunduk. Biraz böyle fuar hakkında görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz. Fuara ilk katılımımız, ancak çok verimli geçiyor. Bütün tıbbi cihaz üreticilerinin gördüğümüz ve onlara tekrar hizmet verdiğimiz konuları anlattığımız bir fuar oldu. Çok iyi. Evet, yabancı katılımcılar ve ziyaretçiler de var. Bence bu da ülkemiz adına çok önemli bir durum. Evet, bizim gibi akredite laboratuvarın tanıtılması çok iyi oldu bu fuar için. Evet, bu arada istihdam sayınız, uzman kadrodan bahsettik ama kaç kişi toplamda? Toplamda 20 kişiyiz. 20 kişi. Evet. Hepsi alanlarında uzman arkadaşlar. Kesinlikle. Genç ve dinamik bir ekip. Aynen evet. Öyle. Bunu söyleyebiliriz. Peki, hedeflediğiniz yerde misiniz? Firma olarak hani şöyle bir geriye dönüp bakıldığı zaman istenilen nokta burası mıydı? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Bundan sonraki hedeflerimizde tabii ki bünyemizde akredite olarak yaptığımız testleri sayısını arttırmak. Müşterilerimize daha hızlı, daha güvenilir, daha sonuç odaklı testler verebilmek. Aslında böyle hiç bitmeyecek galiba. Yaşam boyu devam edecek. Aynen yani. Öyle. Evet, tıbbi cihaz üretimi olduğu sürece bizim gibi laboratuvarlara ihtiyaç var. Yeni yönetmeliklerle beraber bu daha da belirgin hale geldi. Biz de hem MDR kapsamında hem de FDA kapsamında gerekli bütün testleri doğru raporlandırmayla sunmak istiyoruz. Biz de bu yolda başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj, çok samimi bilgiler paylaştınız. Sağ olun. Biz ekran başındaki izleyicilerimizi de buraya davet edelim. Hem gelirler. Tabii. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler, bir tanışmış olurlar sizlerle. Tabii ki, tabii. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Belma Hanım ve Ender Bey, başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun.